Nasıl çalıştıysa. Türkiye zor günlerden geçiyor. Bir yandan pandemiyle, salgınla mücadele ederken, bir yandan hastalıkla mücadele ederken, bir yandan da sellerle, orman yangınlarıyla, afetlerle mücadele ediliyor. Dolayısıyla bu noktada hükümetimiz, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere her türlü yangından ve selden zarar görenlere hükümet olarak her türlü yardımı yapıyoruz, yapmaya da devam ediyoruz. Orman muhafaza memurlarımız, vatandaşlarımız ve diğer kamu personeli, askerlerimiz sahada 24 saat mücadele ediyorlar. Bazıları bu yangınlara sevinirken maalesef bunu da görüyoruz. Bir yandan yangınları söndürürken çıkan yangınlara sevinenleri görüyoruz. Bunları da görmek bizleri üzüyor ve biz özellikle bu yangında hayatlarını kaybeden gerek kamu personeline, gerek vatandaşlarımıza, şehit olanlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımıza acı şifalar diliyoruz. Bir yandan da Türkiye'yi büyütmeye çalışıyoruz. Baktığımız zaman Türkiye'nin ilk defa ihracatının 200 milyar doların üzerine çıktığını görüyoruz. Bu gerçekten Türkiye'ye moral veren ve Türkiye'ye geleceğe emin adımlarla ve bakmasını sağlayan önemli gelişmelerden birisi. Yine baktığımız zaman cari açığımızın da azalması bizleri ayrıca sevindiriyor. Bu şu demek, Türkiye'nin pandemi salgın sonrası ilk 4-5 ülke büyüyen, hızlı büyüyen ülkelerden birisi olması demek. Bu da gençlerimize iş ve aş imkanı demektir. Hemen yanı başımızdaki organize sanayiyi, Malatya'yı 6. bölge teşvikleri kapsamına aldıktan sonra hızlı bir şekilde yatırımların Malatya'ya geldiğini de görüyoruz ve bunların hayata geçmesi de gerçekten bizleri sevindiriyor. AK Parti'nin en önemli Malatya'ya kazanımlarından birisi de Malatya'nın 6. bölge kapsamına alınması ve bu teşviklerin önümüzdeki yılda inşallah çalışmalarla uzatacağız. Bu sene son ama yine burayı da yakından ilgilendiren Çağnağımızı arıtma tesisimiz vardı. Muhtarımızla da çok yakinen ilgilendiğimiz arıtma tesisini hayata geçiriyoruz. Hem revize ederek hem de yeni bir arıtma tesisi yaparak. İnşallah tabii burada sadece arıtma tesisiyle yetinmeyeceğiz. Buradaki o arıtma tesisinden çıkan suların da kapalı borularla gitmesi önemli. Bu bölgelerin özellikle hem tarımsal anlamda hem de burada yaşayan nüfusun rahatlatılması bakımından elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Şahnağan tarım memleketi, bölgesi. Dolayısıyla kayısının yoğun olarak dikildiği bir bölge. Özellikle lisanssız depoların kayısıda yapılması önemliydi. Yapıldıktan sonra TEMO'nun alım yapması ve bu alımlarla kayısının belli bir puanda bazda para etmesi üreticilerimizin de yüzünü güldürüyor. İnşallah önümüzdeki dönem çok daha refaha erişmiş bir Türkiye'yi hep birlikte oluşturacağız. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi önemli. Bu bütün oyunlarda bu 2023 seçimlerine yönelik. İnşallah sizler de 2023'te Allah nasip ederse bu oyunları hep beraber bozmuş olacağız. Sayın Bakanım gerçekten bize çok muhafete olan bir bakanımız. Bakanken de değilken de sürekli diyalogdayız. Allah razı olsun. Geldi, ben de biraz rahatsızlığım vardı. Onun için seni ziyaret edeceğim muhtarım. Geldi, sağ olsun, ziyaret etti. Tabii köylünün sorunu var. Biraz sonra kendi anlatacağız. İnşallah gereken cevabı da ver. Ben her şeyi biliyorum. Yani sözün eri. Sözünün eri yani. Onu biliyorum. Sayın Bakanımız programdan önce Arap Gül dedi. Oradan buraya geldi. Bir şehir merkezindeki programdaydı. Şimdi hep beraber buradayız. Buradan sonrasında ben Dilek Mahallesi'ndeki programa geçeceğim. Bakanın başka programlara geçecek.
Evet, belki yaz dönem ama bizler mümkün olduğu kadar teşkilatımızla, vekillerimizle birlikte sahada olacağız. Ben mahalleli ağabeylerimin bizi güler yüzle karşılamasına teşekkür ediyorum. Merhaba, tamam. Merhaba.